Merhabalar, ben Atatürk Kan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir yolculuğa çıkıyoruz. Kuşadası'ndan başlayarak Efes Antik Kenti, Şirince, Tire ve İzmir'i keşfedeceğiz. Toplamda 6 gün sürecek bu maceramda her günü ayrı bir video olarak paylaşacağım. İlk bölümümüzde Kuşadası'ndayız. Bu güzel sahil ilçesinde başıma gelenleri ve burada neler keşfettiğimi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız gelin bu heyecan dolu yolculuğa birlikte çıkalım. İlk videomuz olan Kuşadası'ndan başıma gelenleri izleyelim. İyi seyirler. Efendim, İzmir ve Aydın Kuşadası vloguma hoş geldiniz. Şu anda İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndayız. İniş yaptık. Antep'teyken giriş yapamadım. İnanılmaz derecede önce uçağa geç kaldım. Sonrasında da işte olaylar. Şu an Havaş otobüsünün kalkışını bekliyoruz. Kuşadası'na geçeceğiz. Kuşadası'nda bir arkadaşım var. Görebilirsek onu da göreceğiz. Öncesinde Kuşadası'nı gezeceğiz. Ardından da İzmir'e gelip İzmir'i gezeceğiz. Her günü ayrı ayrı vlog olarak paylaşmayı düşünüyorum. Toplamda 5 günlük bir vlog paylaşabilirim yani sizinle. Hatta 6 günlük. Şöyle mor çiçeklerle falan bizi karşılıyor. Çok hoşuma gitti. Şehir merkezine de çok yakın. Ben tabi videoyu açmadan önce sizinle yani görüştüm. Konuşamadım. Ya bu sıcak olduğu zaman insan konuşamıyor. Otogardan buraya taksi ne kadar tuttu? Öncelikle onu söyleyelim. İnanmayacaksınız ama 78 lira tuttu sadece. 78 TL. Oteli göstereyim. Ben eşyalarımı içeriye koydum, bir selam verdim. Villa Fortin otelimin adı, kaldığım yerin adı. Böyle turn çeviriniz. Çok güzel bir girişi de var, böyle zil falan da çalıyor. Ben motor geçti yine. Otelde bu kadar sıcak karşılama gerçekten beklemiyordum ya. İnanılmaz derecede çok sıcak karşıladılar. Ne yiyeceğimi, nereye gezeceğimi, nasıl gezeceğimi, hangi otobüse bineceğimi her şey söyledi. Ve bunlarla kalmadı. Vural abim birazdan gelir, sizi de tanıştırırım zaten. Üstüne üstlük yani arkadaşımın yanına gidecektim buluşmaya. İşte nereye gezebilirim diye aslında arkadaşıma soracaktım. Dedi ben seni o tarafa da bırakabilirim dedi. Abi yani ya ben çok şanslıyım gerçekten ya. Diyecek bir şey bulamıyorum. Çok aşırı samimi geldi bana. Çok da hoş. Yani birazdan Vural abi gelsin, yola çıkınca sizi tanıştıracağım onu. Ya ben az önce Vural abi dedim de çok yanlış duymuşum. Çok da özür dilerim abi. Orhan abimmiş. Orhan abim de size şöyle göstereyim. Ya gerçekten çok samimi aile ortamı var burada. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hem yüzünüze hem kameraya karşı. Abim beni öyle bir yere getirdi ki gerçekten internette arasam bulamayacağım yerlerden, ki araştırdım da bulamadım. Zaten buraya geldim, gördüm. Gazi Beğendi'ye geldik. Buraya zamanında Atatürk gelmiş ve burayı çok beğenmiş. Ondan sonra da adı Gazi Beğendi olaraktan kalmış. Evet, şu anda Gazi Beğendi'de iki portakal suyu söyledik. Fiyatları 190 lira. Hızlı bir başlangıç oluyor. Ben bugün otele geçer yatarım dedim de daha 6 saat önce Gaziantep'teydik. Nasıl oldu anlamadım. Şu an Aydın'dayız, Kuşadası'ndayız. Gazi Beğendi'de, Atatürk'ün beğendiği bir yerde portakal suyu içeceğim. Çok şey geliyor bana, garip geliyor. Portakal suyumuz geldi. Şöyle göstereyim size. Motosiklet turumuz
şu anlık durduk. Abi ne tepesiydi burası? Burası yani Aşıklar Tepesi diye geçiyor. Aşıklar Tepesi, evet, internette de ben öyle görmüştüm. Şöyle Atatürk heykelini göstereyim size. Aydın'ın en tepesinden karşılıyor böyle yolda gelenleri. Altta yazan söz, yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Orasında işte romanlar yaşıyor genelde bu, evet, tarafta. Buraya bir proje yaptılar. Artık Lyon muydu, Marshall mıydı tam emin değilim. Evleri renkli renkli boyadılar. He, şey, film çekimi için falan mı? Ya işte şehre güzel bir doku versin diye öyle bir belediyeninle birlikte bir sponsor oldu galiba. Evet. Artık hangi firmaydı bilmiyorum. Böyle boyamışlardı, karşıdan daha farklı görünüyor. Güzel duruyor aslında, şey, Brezilya'nın favela sokakları. Aynen öyle. Yani damdan dam atlarsın burada ya. Aynen öyle. Merhabalar. Atan'ın kanalına hoş geldiniz. Şimdi... Biz girişimizi yaptık. Evet. Sen kendini tanıt bize. Şimdi nereye gidiyorduk? Seçkin Restoran mıydı? Seçkin sitesi Kale Restoran'a gidiyorduk. Kale Restoran. Açılalım. Ben manzarayı gezdireyim arkadaşlara. Ben de şu an servise açıktayım. Ama oturabilirsiniz. Sorarız. Sorarız. Bence de sadece oturabilirsiniz. Genç o sahil var orada. İnsanlar yüzüyor. Bir şey diyeyim mi? Sahile gidip ayaklarımızı denize sokalım mı? Bence yarın direkt şortları giyip denize gidelim. Hayır, bugün de serinleyebiliriz diye bugün düşünüyorum. Bugün o zaman otele gidelim. Benim şortumu almam lazım. Ben bu kıyafetlerle oraya, yani bana üstüne para ver gene gitmem. Çünkü tamam, kıyafetlerim çok önemli. Hadi uğrarız. Senin için bir iyilik yapacağım. Kale Restoran'a geldik şu an. Sıcak pasta için gittim, elimi yüzümü yıkadım. Böyle uygun fiyatlı bir şeyler sordum. Fast food tarzı var dediler burada. İki hamburger söyledik. Bir de balık söyledik işte. Bakalım, yorumlayacağız. Bu arada buranın sahibi Antepliymiş. Hatice abla, bu videoyu izler misin bilmiyorum ama izlersen sana da buradan bolca selam. Merhaba. Teşekkür ederiz abla, eline sağlık. Şeyda, sunumdan memnun musun? Ben beğendim. Ben bayıldım. Beğendim değil yani. Şu evet, an çok açım. Direkt evet. Ve ben de çok açım. Hemen yemek istiyorum. Hadi yerken çekeyim sana. Hayır, yerken. O zaman yerken siz beni izleyin. Şöyle kameramızı biraz yukarıya. Kapat. Bak, et, balık, kelle. Bunlar yenir elle. Evet. O yüzden hamburger. Hoşuna getirdiler bu. Bence şey için ya, kızartma için falan olabilir. Ben kızartmayı da elimleyeceğim. Bir şey diyeyim mi? Markasını vermek istemiyorum ama şu fast food zinciri olan bir mağaza, ne diyeyim ona, yemekçi, restoran falan. Biliyorsunuz işte. Yani onlardan kat kat iyi gerçekten. Sadece ilk sıra bu yorumları yaptım. İkinci sıra anlatamıyorum. Siz izleyin. Seni. Arkadan burada Tarkan, aha, çalabilir mi lütfen? Tarkan çalamaz, telif yeriz. Ha. Sen söyleyebilirsin ama. Şarjımı çok bitirmeyeyim. Daha gezeceğiz çünkü sahile mahile inecekmişiz. Ben bunu bitireyim. Bitirdikten sonra yorum yapayım. Şu an ağzımı sular akıyor, öyle söyleyeyim size. Çok güzel, çok harika. Nereden çıkıyorduk? Böyle mi böyle mi? Böyle, böyle gidiyorduk. Ben yolu unuttum bile. Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidelim? Bir Kadınlar Denizi'ne gidebiliriz, sahile. Kadınlar Denizi'ne şu tipimle, da... şu kıyafetle gidiyoruz. Bilsem deniz şortumu giyer çıkardım tamam, ya. Tamam, şey yapalım. Ne yapalım? Senin otele doğru gidelim. Tamam. Sen bir üstünü değiştir. Tamam. Oradan akalım nereye gidiyorsan. Tamam, akalım. Tamam. Yemek yorumları. Yemek yorumu yapmadık. Yemek güzeldi, beğendik. Çok İçerlik. Güzeldi ya. Ya dediğim gibi o zincirler ben var ya, o fast food zincirleri. O kadar doldu ki şiştim yani şu an. He, yiyemedi kendisi kızartmaları, soğanın halkasını falan yiyemedi. Ben süpürdüm direkt böyle. Daha yesem yerdim de midem rahatsız olmasın şimdi, daha yolumuz uzun, işimiz çok. Evet. Ondan dolayı. Evet, şimdi çıkıyoruz. Sıcak, çok konuşmak istemiyorum, çok tutmak istemiyorum. Evet, yine bir yolu gösterebilirsin diye. Dostlar, şimdi geldik Kuşadası'nda. Neredeyiz ben de bilmiyorum. Marina'dayız sanırım. Marina, aynen. Marina'nın oradayız. Burada insanlar tabii denize giriyor çıkıyor. Leyla diye bir kafeye getirdi beni Şeyda. İçeride
nargile falan içildiği için fazla gösteremeyeceğim. Şimdi sarı dolar gibi bir olayımız var bizim. Kısıtlamaya gitmesin videomuz. Hatta nargileler de geldi. İçerken gösteremem ama şöyle şeyini gösterebilirim. Sarı dolara girmeden nargileler burada içeceğiz. Çıkınca yorumumuzu da fiyat bilgisinde paylaşırız. Bak adam nargileyi nasıl açıyor? Bu işin piri. Sen ilk doğduğunda bana gelen bilgiye göre öyle bir bilgi verdiler. Dediler ki bu adam doğdu. Doğduğunun bir gün sonrasında hemen ayağa kalmışım. İkinci günde nargile yanı. Yanlış. Bir saat sonra. Bak bana yanlış bilgi gelmiş. Adam bir saatte nargileyi canlandırıyor. Ben daha hayatımda böyle duman çıkaran bir insan görmedim. Nargile de görmedim. Tebrik ederim usta. Bak bu adamın direkt elindeki dövmeden anlayabilirsin. Diyor ki ben diyor nargileciyim diyor orada. İngilizce soranlar bir bak buradan nargile yazıyor. Nargileyi seviyorum. Ha, hukah yazıyor nargileyi seviyorum. Hukah klavye falan. Nargile doktoru evet. İşte bu adamın ustası değil mi? Ustası. Bak abi, usta da burada. Bu adam doğmadan yapmaya başlamış. Direkt annesinin karnındayken direkt böyle başlamış. Neyse fazla göstermeyeyim. Telif yemeyecek şeylerden dolayı sarı dolar. Leyla çok güzel bir kafe. Çok sağlam bir ortamım var. Çıkışta tekrar yorum yapalım buraya. Sıcak. Acı beni bırakın da bir kendi halime takılayım. Efendim şimdi Leyla'dan çıktık. Ha, bu arada şeyde ne kadar ödemiştik? Kulede fiyat bilgisi. Adı kule kalede. Kale he kulede. Kalede 500 ödedik yemeğe. Kalede 500 yemeğe, 2 hamburger, 2 kola. Yani evet, iyi doyduk. 500. Ben onun fiyatını vermemiştim. Şimdi eklemiş olayım. Evet. Burada Leyla'da bir nargile içtik, bir milkshake, bir iki çay, bir su. Suyu da Churchill 600 bir şey ödedik. Benim de aklımda kalmadı. Fiyatlar makul yani şu an aynı şeyi Antep'te yapıyorsa muhtemelen benzer olacaktı. Ama bura Antep'ten avantajı olan deniz ve Eşek Caddesi'ndesin. Ona evet. Rağmen sen gözün. Çok yakın arkadaşlarım var. İki kız kardeş, ikizler. Onların yanına gidiyoruz. Evet. Atay'la onları tanıştıracağım. Ne iş yapıyorlardı? Emlakçılar burada. Al reklamını yapalım. Belki ev falan kiralamak istersiniz. Mesela bir aylık tatile gelirsiniz. Aylık ev kiralıyorlar değil mi? Kiralıyorlardır. Bir gidip soralım. Belki günlük evleri de vardır. Onları da öğreniriz. Fiyatlarını öğreniriz. Ben buraya gelene ben kadar şeyde Aydın'ın hiçbir yerini bilmiyordu. Bizde kal dedim. Ya ben sizden nasıl kalayım? Ben kalamam öyle. Yani sabah erken kalkıyorum, gece geç giriyorum, ailem var, olmaz. Şu an kamera arkasını izliyorsunuz. Bu mesela Emma gelebilirsiniz işte kiralık. Sen Vesta'yı falan. Reklam nasıl yapılır evet. Reklam. Evet, Vesta gayrimenkul. Peki buraya tatile gelen gençlere ev falan siz ayarlayabiliyor musunuz? İletişim numaranızı bırakalım o zaman. Açıklamada da, hatta şu an ekranda da yazıyor numara. Arayıp ulaşım sağlayabilirler size. Tamamdır. Bir haftalık kiralama yapıyoruz. Birlikte oluyormuş bu arada. Süper. Bunu evet. Kiralamalar da yapıyoruz. Aynı zamanda satılık kiralık değerlerimiz de var. Uzun dönemli. İsteyen evet. Arkadaşlarımız olursa yardımcı oluruz. Tabi izleyenlere bir buraya gelirken zaten işte bulundu bana. Ben niye gidip pansiyona evet. Para veriyorum da. Mesela internetten ben bulana kadar canım çıktı. Evet. Bu tarz yer lazım insanlara. Gerçekten Kuşadası internette tamam var yerler ama kısıtlı. Ama sizin de desteğinizle belki daha uygun fiyatlarla yerler bulabilirler. Kesinlikle tatil yerleri. Şeyma Hanım buyurun ben sizi tanıştırayım. Evet. Şeyda arkadaşımın adaşı Şeyda. Efendim merhabalar kolay gelsin. Teşekkürler. Çantamla sağa solu yıkmadan. Evet. Kahve yapıyorum sizin için. Kahve yapıyorum derken düğmeye basıyorsunuz o da yapıyor değil mi? Evet doğru. O zaman kahve hazır olunca sizi bekliyoruz tamam, Şeyda Hanım. Ederiz. Efendim şu an emlakçılardan çıktık. Şeyda Şeyda ve Şeyma'ya buradan bolca şöyle, selam. Şöyle çekelim. Evet. Ben seni biraz yönlendireyim. Ben kameraman bırakıyorum ben. Bırakıyorum sana. Kameraman sensin. Efendim nereydi buranın adı? Burası Old Town. Şöyle çok güzel bir sokağı var. Ben şöyle biraz daha gireyim. Çok güzel ya valla. Şu an İnsan ayrı bir hoş oldu tabi saatin de geçmesiyle hava biraz serinlemeye başladı. Değil mi? Kafa yüzümüz rahat. Yüzümüz açıldı ya gerçekten. Enerji geliyor arkadaşlar yavaş yavaş. Enerji tam geliyor videoyu bitiriyoruz. Bizde de böyle. Maalesef. Fransızca. Çok hoş. Peki. Şeyimiz kafe neredeydi? Burası. Kolay gelsin. Güzel bir şeyler yedim.
Peki misafirimizi de çekebilir miyiz? Kedi çok yakışıklı, karizmatik. Sevebilir miyim hiç? Sevemezmişiz. Şuradan da gösterebilirim. Bir organizasyon falan mı var acaba? Efendim? Bir organizasyon falan mı var acaba? Tamamen akşam yemek var bence burada. Rezervasyonu yemek veriyorlardı tahminen. Bakalım. Rahat yürüyebilirsin, o titremeye almıyor. Şeyde nereye gidiyoruz? Buradayız aslında. Ben bir gezdik burayı. Hangi kafede? Mekan güzel. Ha? Hangi? Şurası. Az önce selam verdim yani. Evet. Ciddi olamazsın. Otağım var. Oraya geri giremem. Seni göremiyorum. Oraya geri nasıl gireceğim ben? Kaydı oturacağız. Kapatın mı? Kameramı aldı şu an. Kameran ipini ne yapacaksın sen? Sinirli bir kedi. Bayağı sinirli. Seni beğendi. Ben de onu beğendim. Hadi Antep'e gidelim. Ver elini. Vermiyorum. Neyse oğlum, işerken ot, çekmeyelim ot de. Ot yiyor. Biraz Kuşadası'ndan bahsedelim o zaman. Kuşadası bir günde çok rahat gezebileceğiniz bir yer. Fakat Kuşadası'nın içerisini sadece, çarşısını bir günde gezebilirsiniz. Tabii biz fazla yemek yememeye çalıştık. Sadece acıktığımız yerlerde durduk yedik. Böyle sokak lezzetleri tarzında değil. Onun dışında sabah otel sahibi beni bu yollardan götürmüştü motosikletle. Sizler o sahneleri izlemiştiniz zaten. Ben hakim değilim. Karşı tepeye gittik. Kuşadası yazın tam orada. Fotoğrafım da var. İnanmıyorsanız. Orada, inanmıyorsanız istediğinizi takip edebilirsiniz. Onun dışında Kuşadası Selçuk'a geçip oradan Efes Antik Kenti'ni, Şirince Köyü'nü falan gezebilirsiniz ki onlar 2. 3. bölümümüzde olacak. Kuşadası çok sakin, böyle biraz sessiz bir yer. Yani insana huzur veriyor tabii, sesli insana enerji veren yerleri de var. Oralarda gezeceğiz, göreceğiz. Yeni yeni yollar yapılıyor buraya, marinaya. İstersen gösterelim o yerleri de. Muhtemelen Aydın 1-2 sene sonra çok daha farklı bir ilçe haline, hatta belki de yakında böyle büyük ilçelerde şehir yapacaklarmış. Belki de birkaç yıl sonra burayı şehir olarak da görebiliriz. Evet efendim, Şeyda'nın aklına uydum, geldim. Üstümü ıslattım. Şöyle göstereyim ben size. Kamera kafayı yedi şu an, dur. Şöyle üstümü görebiliyor musunuz? Şu ıslak olmasın diye katladım, ta buraya kadar geldi su. O da şu kadarcık yerde. Senin yüzünden. Efendim midyeciye doğru gidiyoruz. Sahilde bir de midye keyifsi. Selamünaleyküm abi. Midye alacaktım da. Oradan zor gelirim. Ayağımda ayakkabı yok. Giy çıkar mesele. İki kişilik ayarla gidiyoruz. Ayağımıza tabii bir şey batmadan inşallah. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir manzara yok mu? Bir tane midye açıyorum ben efendim. 10 binden aldım. Dolandırıldın mı acaba? En büyük. Evet. Dolandırıldım. Pardon, yanlış yerden aldım. Adana'da en son 2 yıl önce yemiştim midyeyi. Ondan sonra yememiştim hiç. Ta ki bugüne kadar. Şurada para yırtığı gördüm, neyse. Kötü abi, limon sıkmayı unuttuk. Aydın'ın birinci bölümünü burada sonlandırıyoruz.
Biraz gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. İnanılmaz derecede çok konuştuk ve çok uzun olduğunu düşünüyorum. Bir günü dolu dolu geçirdim. Toparlamak gerekirse otelin sahibiyle, sonrasında Şeyda ile buluştuk. Detaylı detaylı gezmeye çalıştım fakat bitmedi. Sushi? Bende bir şey balık kokusu geliyordur en fazla. Şu an kamerayı kokluyor. Çok komik oldu. Görünüyor mu? Görünüyor tabii. Nasıl yani? Öğretmenim nasıl ya? Sevdirmiyorum diyeceğim, korkuyorum. Bak tırmalıyor. Sevdirmiyorum. Sushi'cim görüşürüz. Tanışmış kadar olduk. Tanıştık. Koklu. Şey, memnun olmadı. Bay bay Sushi. Görüşürüz. El sallıyorum. Videomu kapatmıştım. Bunu kapatmadan önce bir araya sıkıştırayım. Siz kapanışı şimdi izleyin. Görüşürüz. Bay bay.